Evet, değerli izleyenler hoş geldiniz. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları diliyorum. Büyük hareketten kastım şu, buradaki kanal yapısını zaten biliyorsunuz. Geçen videoda da konuşmuştuk. Mevcut görüntü itibariyle bu gece bu kanal yapısını yukarı yönlü kıracakmışız gibi gözüküyor ki tabii ki haliyle ilk beklenen hareket fiyatın buradan yukarı yönlü hareketine devam etmesi olur. Hatta buradaki fiyat seviyesini kanal yapısının kendi formasyon hedefiyle şöyle bir hesaplayacak olursak bakın 3 aşağı 5 yukarı değil mi? Bir sonraki fiyat seviyesi 86 bin dolar olarak gözüküyor. Burada herhangi bir sıkıntı olmazsa zaten yukarı yönlü aylar sürecek bir hareket başlayacak. Yani artık piyasanın ufaktan boğaya döndüğünü söyleyebileceğiz. Ancak bu hareket, bu kırılım bir fake veyahut buradan kırılım gelmediği durumda, yani burası fiyata bir direnç olması halinde fiyat buradan bu sefer aşağıya doğru çok uzun aylar sürecek belki bir hareketi başlatmış olacak. O yüzden çok kritik bir bölgedeyiz. Fiyatın ne yapıp ne edip haftalık bazda 27.400'lerin maksimum 25.700'lerin altına inmeden hareketine devam etmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu sefer aylar süren hareketi aşağı yönlü görme ihtimalimiz olacak. Elbette her şeyin ihtimali var. Yani fiyat bugün burayı kırıyor gibi gözükse de aşağı yönünü kırmadan şu bant üzerinde yatay hareketine de devam edebilir mi? Muhakkak devam edebilir ama tabii ki ilk beklenti bu kırılımla birlikte yukarı yönlü olacaktır. Hatta gelin şöyle bir genel olarak diğer görüntülere de bir bakalım. Aylık tablodan başlayalım. Zaten biliyorsunuz genel olarak bunları inceliyoruz. Ayın kapanmasına da bu arada çok fazla bir süre kalmadı. Yani baktığınız zaman 9 gün 10 saat kalmış. Yani burada aylık görüntü şimdilik fena değil, iyi gözüküyor. Ümit ederiz burada aylık kapanış bu şekilde gerçekleşir. En azından 25.350'nin altına kapanan bir aylık tablo görmediğimiz müddetçe burada bizim için herhangi bir sıkıntı olmadığından bahsedebiliriz. Zaten 3 haftalık görüntü de iyi, sıkıntı yok. 2 haftalıkta geçen videoda bahsettik. DBSI 15 olarak yanıyor. Yani bu bir alım sinyali DBSI'deki. En son bu alım sinyali nerede görmüştük mesela? Burada belki biraz ters tepmiş ama yine en son mesela daha Temmuz aylarında görmüşüz. Yani öyle çok sık karşılaştığımız bir alım sinyali değil. O yüzden bunu da önemsiyorum ben. Yani tabloların güzel gözükmesi açısından baktığım zaman. Haftalıkta para akış endeksi tekrar pozitife geçiyor. Bu gayet güzel bir durum. 6 günlük tabloda herhangi bir sıkıntı yok şimdilik. Fiyat istediğimiz bölgelerin üzerinde. Zaten %100 alım yapmış bir şekilde görüntüleri takip ediyoruz. Biliyorsunuz bütün paramızı içerideyiz. Bunun yanı sıra bize tehdit oluşturabilecek şekilde kötü bir görüntü yok şimdilik. Yani işin bir güzel tarafı da burası. Fiyat şu anda 30 bin dolar seviyelerinde ilerliyor. Yani tabii ki 30 bin dolar bir direnç olarak karşısına çıkıyor ama burada bizi rahatsız edecek bir görüntü yok. Günlük tabloya bakıyoruz. Bir ayı uyumsuzluğu yok vesaire yok. Yani burada artık aşırı satın alınmış bölgeye gelsek de hadi diyelim ki fiyat geldi 28.200'lere kadar düştü. Ben buralardan sekip tekrar yükselişine devam edebileceğini düşünüyorum. Yani geçen videoda da aslında bahsettim. Yani bir 32 bin dolarlar hatta belki 34 bin dolarlara kadar 33.500 34 bin dolarlara kadar bir hareketin burada devam etmesi durumu söz konusu. Bakın genel olarak piyasanın hala eğiliminin aşağı yönlü olduğunu düşünüyorum ama şu anda tablolarda herhangi bir sıkıntı olmadığı takdirde benim size kalkıp tablolar kötü gözüküyor diye sırf böyle yani düşeceğini düşünüyorum diye söylemem çok mantıklı olmaz. Ama ben şöyle bir yapıyla aşağı doğru geleceğini düşünüyorum. Bakın ufaktan zaten değil mi? Buradan bir yükseliş olabileceğine dair Wyckoff şemasının Wyckoff ikinci şemaya göre değil mi? Mesela buna benzer bir görüntüyle nereye kadar değil mi? En fazla bakın 32 bin küsuratlara kadar yükselip buradan tekrar düşmeye devam ediyor. Yani bunun gibi bir yapıyı görebileceğimizi düşünüyorum. Veya bunun gibi. Tabii ki bu da Wyckoff'un birinci şeması. Şu anda Wyckoff'un birinci şemasına göre ufaktan yükselişin sona ermesi lazım. Ama ben burada bir kademe daha yukarı yönlü gidebileceğini düşünüyorum. Özellikle 28.200'ün altına inmediğimiz müddetçe ki şu anda bunun altına inebileceğimize altına inebileceğimize dair herhangi bir görüntü yok. İndiğimiz takdirde görüntü değişir ama şu anda öyle bir durum olmadığını çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Yani momentum görünümleri de dediğim gibi yani her ne kadar da burada aşırı satın alınmış bölgeye gelse de bir uyumsuzluk olmadığı için şimdilik negatif bakamıyorum. Sadece burada haftalıkta bir oba oluşturmuştuk hatırlayacağınız üzere. Yani bu ta buralardayken ikinci omzu oluşturmuştum. Eski izleyenler bilirler. Yani şu anda bunun bu şekilde tamamlanması biraz beni açıkçası ürkütüyor. Bunun yanı sıra bir de yani burada kendi belirlemiş olduğumuz teknik seviyeler bazında fiyatın direnç alanına gelmiş olması beni biraz çekindiriyor. Onun haricinde şimdilik
farklı bir sıkıntı yok. Burada geriye doğru en kötü ihtimalle de 24 bin doların önemli bir destek olabileceğini görüntü üzerinde gördük. Yani 28 bin doların altına şimdilik inebileceğimizi düşünmüyorum. Ha inersek sıkıntı olur. Ya yani bunu ifade edelim. Yani inersek ha diyeceğiz. Demek ki yani Wyckoff'un bu şemasına göre aşağı doğru geleceğiz. Ve genel olarak biliyorsunuz 20 bin dolarlara bir kere daha inmesini bekliyorum. O düşüş gerçekleşir diye düşünüyorum böyle bir durum yaşanırsa. 4 saatlik tabloda bakın tam Fibonacci direnç alanından döndük. 30.300 seviyeleri buradan reddedildi. En son buradayken hatırlarsanız yani tamam satış bölgesi Fibonacci satış bölgesi burası ama netice itibariyle Fibonacci destek alanında olduğumuz için buradan bir long pozisyon oluşturulup TP bölgesinin de buraya konulabileceğinden bahsetmiştik. Buradaki trade'i değerlendiren arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Burada gerçekten güzel bir kazanım meydana geldi. Hepinizi canı yürekten tebrik ediyorum. Burası da güzel bir short giriş bölgesiydi. Peki şu anda ne yapılabilir? Şöyle bir momentum bazında da isterseniz bir dönüp 4 saatlik görüntüyü inceleyelim. Hani incelemeden önden ucuz bir şeyler söylemeyelim. Valla tabii ki ister istemez artık fiyat burada biraz yavaşlıyor. Zaten hafta sonu geldiğinde bunun olabileceğinden bahsetmiştik size. Bir miktar yatay hareketin devam edebileceğinden. Şu anda öyle bir görüntü var. Hani şu anda bir short pozisyon oluşturulur mu? Bence oluşturulmaz. Long pozisyon oluşturulur mu? Bunun için de şöyle bir şey görmeniz lazım. Ya biraz fiyatın 29.600'lere gelmesini beklemeniz lazım. Eğer hiç işleminiz yoksa ya bekleyeceksiniz fiyat buraya gelecek bir long pozisyon alacaksınız. İşte veya işte 29.400'lere yaklaşma. 600 ideal bence. Hiç 400 ile 400'e kafanızı karıştırmayalım. 29.600 civarından bir long pozisyon deneyeceksiniz veya yukarı yönlü 30.300 seviyesinin üstünde bir 4 saatlik kapanış bekleyeceksiniz ki bir long pozisyon alabilirsiniz. Short pozisyon için de ya fiyatın 30.300 dolarlara yaklaşmasını bekleyeceksiniz. Buradan alacaksınız. Veya 29.000 en azından 500 seviyesinin 450, 29.450, 29.500 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasını bekleyeceksiniz. Böyle bir short pozisyon alabilirsiniz. Baktınız ki fiyat düşmeye devam ediyor. 29.200 bölgesinin altındaki 4 saatlik kapanışta da bu short pozisyonu ekleme yapabilirsiniz. Burada da TP bölgesi 28.300 bölgesi olur. 29.600 bölgelerine yakın gireceğiniz long pozisyonun TP hedefi 30.300 bölgesi. 30.300'ün üzerindeki 4 saatlik kapanışla gireceğiniz long pozisyonun yaklaşık olarak TP bölgesi de 3 aşağı 5 yukarı 31.000 dolar. 31.400 dolar ve 31.800 dolar. Bunların herhangi birinden TP alabilirsiniz. İdeal olanı 31.400 civarı olacaktır diye düşünüyorum. Hemen şöyle bir saatlik görünüme de bir bakalım isterseniz. Ondan sonra hemen geçelim. Dominans endekslerine de şöyle bir göz atalım. Saatlik görüntüyü şöyle bir alayım karşıma. Yani saatlik görüntüde de fiyat şu an bakın görmüş olduğunuz gibi destek alanına yakın bir bölgede ama hareketli ortalamanın altına iniyor. Yani burada short pozisyon almak için 29.780'in altındaki saatlik kapanışı beklemek lazım. Şu anda hemen buradan long pozisyona girebilirsiniz. Ama 29.780'in altındaki saatlik kapanışla hemen bu long pozisyonu kapatıp short pozisyona dönün ki sıkıntı yaşamayın. 29.380, 29.000 dolar gibi iki tane hedefi olacak bundan sonraki süreçte. Mevcutta gireceğiniz long pozisyonunda hedefinin 30.370 dolar olabileceğini sizlere ifade etmek istiyorum. Bunları neden ayrı ayrı gösteriyorum? Bu konuya tekrar açıklık getirmek gerekirse her zaman da belirtiyorum. Değerli arkadaşlar, netice itibariyle mevcut görünümlerde hangisiyle trade edeceğinizi ben bilemem. Kimisi vardır çok kısa vadeli işlem yapar 3-5 saatlik, kimisi vardır 3-5 günlük, kimisi 3-5 haftalık işleme girer. Ben hepsiyle alakalı perspektifimi sizlerle paylaşıyorum ki siz de buna göre pozisyon alasınız. Yoksa netice itibariyle pozisyona girenler sizlersiniz. Ben de şahsi fikrimi bunlarla alakalı sizlere ifade ediyorum. Amerika piyasalarında işlem yapıyoruz. Bu işlemleri siz de yapmak istiyorsanız eğer QAntFree'ye katılın. QAntFree'de kripto paralar da var. İşlem ücreti ve komisyonsuz bir şekilde QAntFree'de trade edebiliyorsunuz. Yakında BIST endeksi gelecek ve Türk lirasıyla para yatırma ve çekme de gelecek. BIST yani bizim Borsa İstanbul'daki hisse senetlerini de göreceğiz QAntFree'de. Bunları da analiz etmeye başlayacağız. Burada bizimle birlikte para kazanmak istiyorsanız QAntFree'ye kayıt olabilirsiniz. Kripto Kuz davet koduyla kayıt olup bakiye yüklediğiniz takdirde
İlk bakiye yüklemenizin ardından 3 dolar ile 250 dolar aralığında rastgele bir ödülle kazanacaksınız. Hadi gelin bir Qentury'yi tanıyalım, sonra devam edelim. Son 1,5 yıldır Qentury'yi kullanıyorum. Qentury 5 yıllık geçmişi olan bir broker firması. Sebebine gelince birinci sebebi işlem ücreti ve komisyon olmaması. Bunu ilerleyen dakikalarda avantajlarından göstererek bahsedeceğim. İkinci sebebi sadece kripto paraların olmaması. 1500'den fazla hisse senedi var. Yaklaşık 20 tane endeks ve emtia vadeli işlemi var. 44 tane ETF var ve 25 tane de forex çifti var. Mobil uygulamalar bulunuyor. Hem Apple cihazlar için hem Android cihazlar için. Hemen gelin panelleri göstererek bu avantajlardan bahsedelim. 1,5 yıllık süre zarfında işlem ücreti ve komisyonlardan 1754 dolar tasarruf ettirmiş Qentury bana. Bakın burada zaten siz de görebilirsiniz. Siz de zaten kendi panellerinizde işlem yaptığınızda bunu göreceksiniz. Gerçekten çok büyük bir para. Yani bugün Türkiye şartlarına baktığınız zaman 50 bin lira gibi para yapıyor. O yüzden Qentury'nin bu özelliğini çok seviyorum. Panellere şöyle bakacak olursak bakın işlem kısmında paneller oldukça kullanışlı, oldukça basit. Direkt olarak mesela burada girdiğiniz işlemleri görebiliyorsunuz portfolyo kısmından. Direkt olarak buraya mesela hisse yazdığınızda hisse senetleri karşınıza geliyor. Mesela kripto yazdığınızda direkt olarak karşınıza kripto paralar geliyor. Vadeliler yazdığınız zaman karşınıza vadeliler geliyor. Emtia yazdığınız zaman bakın buraya emtialar. MTA'lar işte ETF yazdığınızda ETF'ler, Forex yazdığınızda Forex'ler direkt olarak web sürümünde karşınıza geliyor. TradingView panelleri var hem web sürümünde hem de mobil cihazlarda direkt olarak burada TradingView'dan analiz yapar gibi dilediğiniz kadar gösterge koyarak ve ilgili araçları kullanarak analizinizi yapıp buna göre işleme girebilirsiniz. Hadi gelin şimdi bir de para nasıl yatırılır, işlem hesabı nasıl oluşturulur bunlara bakalım. Para yatırma çekme bildiğiniz gibi klasik yöntem. Burada spot cüzdanı seçiyorsunuz. Daha sonra ilgili birimi seçtikten sonra buradaki listeden direkt burada yükleme yap kısmında cüzdan adresini alıp çekmek istediğiniz borsadaki çekim adresi kısmına yapıştırıp paranızı çektikten sonra paranız direkt olarak buraya geliyor. Para geldikten sonra burada transfer yap sekmesi açılacak. Ben de şu anda bütün para işlem hesabında olduğu için burada bakiye yok, gösteremiyorum. Transfer yap kısmından siz de benim gibi paranızı işlem hesabınıza aldıktan sonra bakın burada geleceksiniz, işlem gücü belirleyeceksiniz. Bu işlem gücü minimum 1000 dolar olarak belirlenebiliyor. O yüzden en az 50 dolar göndermeniz lazım. Çünkü maksimum çarpan 20. Ha bu 50 doları siz 20 ile çarpıp 1000 dolarlık buraya işlem gücü aldıktan sonra bu işlem gücü içerisinde mesela 500 dolar kullanabilirsiniz. Ne kadar göndermiştiniz? 50. Ne kadar işlem yapıyorsunuz? 500'lük otomatikmen 10 çarpana düşmüş oluyor. Burada bunu tamamen siz kendiniz belirliyorsunuz. Yani kullanımı oldukça basit. Çekerken de tam tersini yapıyorsunuz. Mesela geliyorsunuz burada para işlem hesabındaysa gelip buradan para birimini seçtikten sonra spot cüzdana transfer ediyorsunuz. Burada miktarı belirleyip ondan sonra da gelip burada yine aynı şekilde para bu sefer spot cüzdana düşüyor. Gelip buradan çekim yap kısmından paranızı çekebiliyorsunuz. Açıklama kısmındaki davet koduyla veya videonun altında görmüş olduğunuz davet kodu tek oyla Kriptoguz davet koduyla kayıt olduğunuz zaman tek sefere mahsus yapacağınız işlem için 3 dolar ile 250 dolar aralığında rastgele bir ödül kazanacaksınız. Bunu çekip kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra sizi ücretsiz işlem yaptığımız Telegram grubuna alacağız. Bunun için de yine aynı şekilde açıklama kısmındaki linkten ilk etapta ana grubumuza gelin. Orada bize bildirdikten sonra diğer gruba geçişinizi sağlayacağız. Şimdi hadi gelin yayınımıza veya videomuza devam edelim. İyi seyirler. Aslında başlıkta da belirtmedim ama bundan sonraki periyotta BIST endeksini de inceleyeceğim sizler için. BIST endeksine şu anda baktığımda destek alanında görüyorum. BIST çok önemli bir destek alanında, hem de majör bir destek alanı burası. 7540 seviyeleri çok büyük önem arz ediyor. Buranın kaybedilmesi ilk etapta zaten direkt 7240 ile 7120'yi getirecektir. Olası bir 7120'nin kaybında bizim ana hedefimiz 6300 seviyeleri olacaktır. Yani şu anda evet belki bir gizli pozitif uyumsuzluk durumu söz konusu ama çok çok dikkatli olmanız gerekiyor. BIST endeksini eğer buralardan almak istiyorsanız ufak deneyebilirsiniz ama dediğim gibi 7544'ün altındaki günlük kapanışla tamamen çıkmanız gerekiyor. Yani hatta elbette tabii ki burası mesela 7240 seviyeleri bir hareketli ortalama desteği netice itibariyle kuvvetli çalışacaktır. Ama seviye bazında majör alan 6000, az önce ifade ettiğim gibi 6800 ile yaklaşık 6300 arasında bir yerde duruyor. Yani fiyatın bir önceki sefer biraz nazlandığı, biraz ufak düşüp takıldığı yer burası. Bu aralığı tamamen yükselerek geçtiği için yani direkt düşerek geçmesi oldukça muhtemel gibi gözüküyor. Çok çok dikkatli olun değerli arkadaşlar. Yani burada tabii ki şu anda hani bir obo mu yapar bundan sonraki periyotta? Yoksa nasıl bir görüntü bizi karşılar bilemiyorum ama almayı düşünen veya long pozisyona girmeyi düşünen arkadaşlarımız girebilirler. Sadece
7544'ün altındaki günlük kapanışla pozisyondan çıkmanızı öneriyorum veya en geç 7200, değil mi? Kaç burası? 7240 seviyesinin altındaki günlük kapanışa. BIST endeksi hakkındaki fikirlerim bu şekilde. Gelelim Bitcoin dominansına. Tabii Bitcoin hemen biraz yataya bağlayınca dominans buralarda bir soluklanmak istiyor. Sert bir yükseliş yaptı yani dominansa netice itibariyle baktığınız zaman. %52 bölgesi burada bizim için belirleyici olacak. %52'yi kaybeden dominans doğruca %51,5 seviyelerine kadar geri çekilecek. Ama önemli olan buranın altına inmesi. Hatta direkt olarak %51'in altına inmesi. Bunları yapmadığı müddetçe gelen bu düşüşün hiçbir ehemmiyeti olmayacak. Hani eğer bunları görürsek belki %49'lara kadar geri çekiliriz ki zaten bunun altında bir kapanış belki bizi 47'lere kadar götürür ve dolayısıyla altcoin'lerin işine yarayan görüntü ancak bu şekilde oluşabilir. Onun haricinde 51,5'lara kadar, 51'lere kadar düşen dominans bir şeyi ifade etmez. Mevcut tablo üzerinde dominansın hedefinin %55 olduğunu bilmenizi istiyorum. Zaten Others Dominance çok sert düştü Bitcoin'le tabii ki beraber ister istemez. Burası çok önemli bir boyun çizgisi. Retest atıyor şeklinde görüyorum. Yani %11'in üstünde günlük kapatmadıkça ikili tepe ile birlikte kırılan görünümde ters çanak kulplar da var burada. Her şey var. Alçalan üçgenden tutun ne ararsanız bu görüntü içerisinde var. Yani tek tek hepsini göstermek istemiyorum. Yani %11'in üzerinde günlük kapatamadığı müddetçe görüntü çok tehlikeli. Yani Others Dominance %9,8'lere kadar burada geri çekilebilir. Bunun yanı sıra yani Total henüz daha istediğim bir yerde değil. Total Market Cap, Total 2 ve Total 3 özellikle hiç istediğim bölgede değiller. Hala da baktığım zaman hareketli ortalamanın altında seyrediyorlar. Yani buralarda kırılım görmediğim müddetçe altcoin'lere çok sıcak bakamayacağımın ki böyle bir sarı çarpının manipülasyon sinyallerinin olduğu bir ortamda bakamayacağımı size bildirmek istiyorum. Tabii ki belli dönemler altcoin'ler birkaç gün en azından Bitcoin'den daha karlı gibi gözükebilirler ama genel yapı üzerinde baktığınız zaman aslında pek de öyle olmuyor. Burada sabırlı bir şekilde beklediğim bölgeye gelmesini bekleyeceğim. Ethereum'da dün alım sinyali gelmiş. Bugün tekrar majör direnç alanına gelmişiz. Ethereum'da bu alan çok önemli bir alan baktığınız zaman 1650 dolarla yaklaşık 1715 dolar aralığı. Burada neden bu şekilde gözüküyor? Bunu sanki ayarlamıştık. Şöyle büyütmek gerekirse tekrar. Yani bunu ayarlamıştık ama zannedersem her günlüğe çektiğimizde şimdi daha iyi gözükecek. Yani bu alan bir majör direnç alanı. 1720'yi geçmeyen Ethereum'dan zaten ben geniş çaplı büyük bir hareket beklemiyorum. Elbette yükselebilir, yükselemez demiyorum ama Bitcoin'e karşı iyi bir performans gösterebileceğine inanmıyorum. Yani Bitcoin'e karşı iyi performans göstermesinin yolu 5700'ün üstünde Ethereum'un günlük kapatması. 5700 Satoshi'nin Bitcoin paritesinde buranın üzerinde kapatması lazım. Haricinde çok fazla bir önemi olmayacaktır yaşananların diyerek bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmiş, faydalanmışsınızdır. Eğer beğenip faydalandıysanız beğen butonuna basarak destek olabilirsiniz ve devamını izlemek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel, gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Mutlu akşamlar. Bol kazançlar efendim.